Merhaba arkadaşlar bu videomuzda laptop alırken nelere dikkat etmeliyiz konusunda kısaca bir vermeye çalışacağım yine sorularınız varsa bana yorum kısmından sorarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım şimdi bir laptop alma karar verdiğinizde karşınıza ilk çıkan şey para ne kadar paranız varsa ona göre daha iyi bir laptop alıyorsunuz bu nedenle bütçenizi net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor laptoplarda böyle 2000-3000 TL'lik her artışta bu bilgisayarınızın performansına yansıyor standart bir laptop 10.000 TL'den başlıyor 150-200.000 TL'ye kadar çıkabiliyor günümüzde iyi bir laptop 45 bin ile 60 bin TL arasında fiyatı değişiyor. Ortalama bir laptop 25-30 bin TL arasında değişiyor. Giriş seviyesi yani bu laptop günü kurtarsın diyorsanız 10 bin TL'den başlıyor. Tabii 10 TL'lik laptop sadece işte internete girersiniz, film izleyebilirsiniz şeklinde oluyor. Yani bir cep telefonunun yapabileceği işleri yapıyor. Şimdi bir bilgisayar yani bir laptop almak istediğinizde Performans olarak karşınıza 4 seçenek çıkıyor. Bu dört seçeneğe göre bilgisayarınızın ne kadar güçlü yani performanslı olduğunu anlıyorsunuz. Bunlar işlemci, RAM, ekran kartı ve disk oluyor. Bunlara bakarak evet bilgisayarım çok güçlü veya çok güçsüz diyebiliyorsunuz. Bunları görmek için hemen görev çubuğunun üzerine sağ tıklıyorum. Görev yöneticisini seçiyorum. Buradan performansa gidiyorum. Bakın burada bizim için bizim ihtiyacımız olan 4 ana bilgi yer alıyor. Bu bilgilere bakarak bilgisayarımızın ne kadar performanslı olduğunu hızlıca anlayabiliriz. Birincisi CPU yani CPU bu işlemci oluyor. İşlemci üreticileri genellikle 3 tane bunlar işte yani bilgisayar tarafında. Bunlar Apple'ın işte M1, M2, M3'ü, işte AMD'nin Ryzen 3, 5, 7, 9 şeklinde ve Intel'in i3, i5, i7, i9 şeklinde işlemcileri bulunuyor. Bu 3 işlemci üreticisinin de kendine ait ortak arkadaşlar özellikleri var. Bu özelliklere bakarak bu işlemci iyi mi veya kötü mü şeklinde anlayabiliyorsunuz. İşlemci bilgisayarın beyni yani matematiksel işlem yapan beyni bir işlemci ne kadar güçlüyse bilgisayarınız o kadar güçlü oluyor bunu belirtelim. Şimdi bir işlemciye baktığınız zaman işte bir sürü kavramlar var. Mesela burada işte 12TH gen Intel işte Core i5 12500H şeklinde bu kullanıcı tarafında aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani birisi 12. nesil işlemci dediği zaman belki profesyonel bir kişi evet bu işlemci şöyle şöyle diyebilir ama temel olarak bu işlemci hem profesyonel tarafta hem de kullanıcı tarafında çok bir şey ifade etmez. Bir işlemcinin ne kadar güçlü olduğunu belirten 3 tane kavram var. Birincisi frekansı GHz şeklinde oluyor. Yani GHz bu işlemcinin saniyede ne kadar işlem yapabildiğini ölçüyor. Daha doğrusu belirliyor. İşlemcinin frekansı 1, işlemcinin çekirdek sayısı 2 ve işlemcinin ön belleği Bakın işlemcinin frekansı yani hızı gigahertz GHz şeklinde işlemcinin çekirdek sayısı ve ön bellek değeri bir işlemcinin ne kadar güçlü olduğunu belirtiyor. Bu üç değere bakarak doğrudan bu işlem güçlü veya güçsüz diyebiliyorsunuz. AMD olsun, Intel olsun veya arkadaşlar Apple olsun fark etmiyor. Şimdi ikincisi bellek. Bu da RAM oluyor. RAM kapasitesi Bilgisayarın yine geçici hafızasını oluşturuyor. Bilgisayarın geçici hafızası ne kadar iyiyse oyun oynarken ya da işte tasarım, grafik tasarım vesaire kullanırken o derece bilgisayarınızın kasmamasına, donmamasına neden oluyor. Burada standart olarak bir laptop almak istediğinizde en az bakın en az şu anda en az 8 GB kapasiteli bir laptop almanız gerekiyor. Bakın en az 8 GB kapasiteli bir laptop almanız gerekiyor. 8 GB ve altında, daha doğrusu 8 GB'ın altındaki bir laptop artık günümüzde çok tercih edilmiyor. Eğer oyun oynayacaksanız veya işte mühendislik öğrencisiniz, işte grafik tasarımla uğraşacaksınız vesaire o zaman en az 16 GB RAM'e sahip bir laptop almanızı tavsiye ediyorum. Bunun dışında laptopun daha doğrusu RAM'in bir diğer özelliği hızı yani frekansı işte 3000 var, 3200 var, 3500 3600 var vesaire, 4000 var vesaire. Bunlar da işte RAM'in sahip olduğu frekans değeri hızı oluyor. Bu da bu değerde ne kadar yüksekse ona göre evet bu RAM daha iyidir. Karşılaştırmada bu kadar daha iyidir diyebiliyorsunuz. Şimdi üçüncüsü disk. Disk çok önemli. Eğer alacağınız bilgisayarda HDD yani hard disk varsa o bilgisayarı direkt kapatıp almayın. Kesinlikle dokunmayın. Artık günümüzde en çok tercih edilen disk tipi SSD'ler. SSD'ler hard disklere göre oldukça hızlı çalıştığı için ve performansı çalıştığı için günümüzde artık SSD'ler tercih ediliyor. Çünkü SSD'lerde herhangi bir ısınma derdi yok, ses derdi yok, bilmem vesaire vesaire okuma yazma hızı oldukça yüksek. O yüzden artık SSD'ler tercih ediliyor. Ve kapasite olarak bakın kapasite olarak 256 standart günlük kullanım için ideal. Ya ben internete gidiyorum, işte video film izliyorum işte birkaç fotoğrafım var i̇şte yedekleyeceğim falan. Bu yeterli. Yani 256 GB yeterli. Ama yok ben işte yedekleme yapıyorum, film indiriyorum, işte vesaire vesaire diyorsunuz. Diyorsanız en az ama en az 512 GB büyüklüğünde bir SSD almanız gerekiyor. Bunu net bir şekilde belirtelim. Günlük kullanım için 256 GB yeterli. Fakat dediğim gibi Böyle araştırma yapıyorsanız sürekli böyle veri yedekliyorsanız çok sayıda böyle fotoğraflarınız var, videolarınız var, dökümanlarınız var. En az 512 GB'den başlamanız gerekiyor. Ha yetmezse daha sonra bir taşınabilir aygıt alıp e, ekstra bir yedekleme alanı yapabilirsiniz. Şimdi diğer ise arkadaşlar GPU yani ekran kartı. Bu ekran kartında kapasite oldukça önemli. Kapasitesine bakarak işte bu ekran kartı iyi mi kötü mü anlayabiliyorsunuz. Yalnız ekran kartlarını alırken şöyle oluyor genelde açıklama kısmında paylaşımlı veya paylaşımsız, harici veya dahili tümleşik şeklinde kavramlar geliyor. Harici ekran kartları ekstra bir ekran kartı yani paylaşımsız veya harici yazıyorsa ekstra bir ekran kartı var. Eğer yazmıyorsa paylaşımlı yazıyorsa veya işte Dahili yazıyorsa, tümleşik yazıyorsa, bu işlemciyi kullanan bir ekran kartı anlamına geliyor. Daha düşük değerde oluyor. Yani harici veya paylaşımsız ekran kartları daha güçlü oluyor. Bunun net bir şekilde belirtelim. Eğer oyun oynuyorsanız tabi zaten doğrudan AMD veya Intel özellikli bir ekran kartına sahip olması gerekiyor. Dediğim gibi ekran kartının değeri Bakın GB değeri ne kadar yüksekse ekran kartı o kadar güçlü oluyor. E, en son çıkan ekran kartları işte mesela işte GTX 4070 şeklinde bir ekran kartı alacaksanız buna sahip bir laptop alacaksanız e, onun özellikleri internette yorumlarına bakmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bir diğer özellik ekranın ölçüsü. Bakın ekranın şu ölçüsü oluyor. Genel olarak ise işte 11 inçten başlıyor ekran ölçüleri. İşte kaça kadar çıkıyor? Yaklaşık olarak böyle 19 inç falan da var galiba. Şuradan şuraya kadar olan ölçü birimi. Standart bir laptop. Yani günümüzde en çok kullanılan laptoplar 15.6 inç. Yani bu ölçüde oluyor. Oyuncu laptopları veya grafik tasarımcı yani ciddi anlamda grafik tasarımla uğraşıyorsanız veya oyun oynamayı çok seviyorsanız 17 inç bir laptop alacaksınız. Yok ben ya seyahat ediyorum. Yani çok seyahat ediyorum. Ve sürekli böyle hani işte bir yerde kullanmam gerekiyor. O zaman daha küçük. işte 13 inç laptop kullanmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. İnçin herhangi bir performansa bir katkısı vesaire yok. Sadece bir ölçü birimi. Yani şu köşeden şu köşeye olan uzunluğu ifade ediyor. İnç olarak ifade ediliyor. 1 inç 2.54 santime dek geliyor. Bu şekilde kendiniz de ölçebilirsiniz. Şimdi bir diğer kısım işletim sistemi. Normalde bir laptopu satın aldığınızda Apple ürünleri zaten içerisinde işletim sistemi geliyor. Ancak şöyle bir kavrama denk geleceksiniz. FreeDOS diye bir kavrama denk geleceksiniz. FreeDOS'a sahip bir laptop aldığınızda daha ucuz olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Yani aynı model, marka ve içinde işletim sistemi yüklü olan bir laptopla free arasında bir laptop ciddi bir fiyat farkı var. Yani 3000 4000 neredeyse 5000 TL civarında bir fiyat farkı oluyor. FreeDOS laptoplarda herhangi bir işletim sistemi yüklü değil. işletim sistemini kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Bazen bu Linux gibi oluyor. Ubuntu şeklinde de mesela veriliyor. Bunları aldığınız zaman eğer işletim sistemi kuracaksanız yani Windows işletim sistemi kuracaksanız format atmanız gerekiyor. Şunu tekrar hatırlatayım. FreeDOS laptoplar çok ucuz. Neden? Çünkü içerisinde bir işletim sistemi yok. Yani bomboş laptopu açtınız, simsiyah ekran gelir. Format atmanız gerekiyor. Yani işletim sistemini yüklemeniz gerekiyor. Mani olarak kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Çevrenizde anlayan biri varsa, işte ben formattan anlıyorum veya işte bilişimci tanıdığınız varsa ona at attı attırabiliyorsanız formatı gerçekten daha ucuz. Yani 4000-5000 TL bütçe açısından yine iyi avantajlı olacaktır. Yok ben uğraşamam yani böyle bir şey yapamam çevrimde yok diyorsanız o zaman kesinlikle ama kesinlikle içerisinde işletim sistemi i̇şte Windows 10 veya Windows 11 gibi bir işletim sistemi yüklü olan bir tane laptop almanız gerekiyor. Bu laptoplarda seri numarası BIOS yani anakarta gömülü olarak geldiği için daha sonra tekrar format atarsanız otomatik olarak işletim sistemini etkinleştiriyor yani ekstra bir para vermiyorsunuz ömür boyunca bedava kullanıyorsunuz anlamına geliyor. Şimdi bir diğer konumuzsa arkadaşlar batarya konusu yani pil konusu. Burada işte batarya gücü daha çok işte WH yani watt saat şeklinde ölçülüyor. 32'den başlıyor 100'e kadar. Tabi bataryanın gücü ne kadar arttıysa fiyatta halde o kadar artıyor. Yine pil hücre sayısı da oldukça önemli. İşte tümleşik olanlar var ama genel olarak hücre sayısı 2 ile 8 arasında değişiyor. 8 hücreli bir işte laptop daha pahalı oluyor. 2 hücreli bir laptop daha ucuz oluyor. Bunlara bakabilirsiniz pil gücü şöyle önemli. Özellikle seyahat edenler için veya işte elektrik olmayan daha doğrusu elektrikten uzak kaldığınız noktalarda pil gücü oldukça önemli. Ama şu var genel olarak fabrikaların yani üreticilerin verdiği değerler hiçbir zaman tutmuyor. Ve özellikle oyuncular yani oyun oynuyorsanız laptopta şunu demeyin yani şu cümleyi söylemeyin. Ya benim pilim çok yavaş gidiyor. Her zaman arkadaşlar kısa gider. Yani o değerler verilen değerler normal kullanımdaki değerler. İşte diyor işte 5 saat kullanabilirsiniz. 5 saat ama normal kullanım için. Yani burada internete gireceksiniz. İşte Word'de yazı yazacaksınız vesaire oluyor. Ama siz kaç, açıp işte oyun oynarsanız bu 5 saat gitmeyecek. 1 saatte hemen tükenir yani bataryası. Buna dikkat edin. Özellikle bu tip şeylerde kullanıcı yorumları oldukça önemli. Yani batarya pil konusunda kullanıcı yorumlarına dikkat edin. İkincisi gücüne yani işte kaç W saat işte 32 mi 100 mü işte 20 mi 50 mi ve pil hücre sayısı işte 2 mi 8 mi şeklinde bakarak kontrol edin. Ne kadar yüksekse bu değerler o kadar iyi olduğu, uzun süre gidebileceği anlamına geliyor. Dedim ki en önemli şey tabii ki kullanıcı yorumlar Doğrudan bunu kullanan kişiler oluyor. Bir diğer özelliğimiz ağırlık konusu. Yani bir laptopun ağırlığı ne kadar olabilir? 1 kilodan başlar. Yaklaşık 3 kiloya kadar çıkıyor. Yani 3 kilodan sonra zaten çok ağır olur. En hafif olanlar Lenovo'yi ağırlık olarak en hafif olanlar 1 kilo benim bildiğim kadar Lenovo'nun ürünleri hem incelik olarak yani şu şurası hem de ağırlık olarak Lenovo'nun ürünleri gerçekten çok hafif. 1 kilodan başlayan laptoplar var. Standart olarak 1,5-2 kilo arasındadır laptoplar. Oyuncu laptopları biraz daha ağır oluyor ve kaba oluyor. Ona dikkat edin. Ve 3 kiloya kadar çıkabiliyor. 3 kilo olanlar güçlü oluyor ama taşımak biraz zor olabilir. Yani seyahat ederseniz, seyahat ediyorsanız daha küçük ağırlıkta, daha doğrusu hem boyut olarak, inç olarak küçük hem ağırlık hem de incelik olarak daha küçük laptoplar, küçük değere sahip laptoplar tercih etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi kalınlık konusunda da işte yine 12 ile 30 milimetre arasında değişiyor. Yine en inceleri dediğim gibi Lenovo laptoplar. Diğer teknik özellikler var. Ne var mesela? İşte kamera, mikrofon, işte Bluetooth, Wi-Fi kamera olmayabilir ama genel olarak tüm laptoplarda şu anda var yani üretiliyor. İşte kamera var, mikrofon var. Dahili mikrofon buralarda bir yerde olması lazım. i̇şte Bluetooth özelliği var, Wi-Fi hepsinde var yani neredeyse artık. Yalnız şunlar olmayabiliyor. Hızlı şarj özelliği. Yani yine seyahat ediyorsanız, sürekli dışarıdaysanız hızlı şarj özelliği olan bir laptop bataryası işinizi görecektir. İkincisi parmak izi artık çok tercih edilmiyor. Yani şu gördüğünüz şifre var ya arkadaşlar. Yani şu oturumu kapatayım. Şurada bir giriş şifresi var. Oturum açma şifresi. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bu laptopunuzu biri çaldığı zaman içindeki bilgilere bu şifre bakarak almayacak. Direkt bunu kapatıp yani parmak izi de olsun ya da şurada bir şifre olsun. Direkt laptopunuzu kapatıp arka tarafındaki hard diski çıkartırsa doğrudan herhangi bir bilgisayara takıp içini direkt görebilir. Yani hiç şifre olmadan o yüzden bu parmak izi falan çok bir şey ifade etmiyor. Yani sadece bir ön güvenlik sistemi olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında işte günümüzde şifre olarak eğer çok güçlü bir şifre istiyorsanız BitLocker şifreleme yapmanız gerekiyor. Yani bilgisayarınıza BitLocker şifreleme yaparak zaten bu Windows otomatik olarak geliyor. Şöyle üzerine sağ tıklayıp buradan var mıydı? Bakın BitLocker'ı aç diye bir seçenek var burada. Buradan şifreliyorsunuz ve çok güçlü bir şifre oluyor. Yani hiç kimse ama hiç kimse eğer şifreniz güçlüyse içindeki bilgilere erişemiyor. Yani şifreyi bilmeyen hiç kimse içindeki bilgilere erişemiyor. Bu yüzden parmak izi açma vesaire çok işe yarayan şeyler değil. Bunu belirtelim. Ee, şimdi kart okuyucu. Kart okuyucu daha çok bile fotoğrafçılıkla vesaire uğraşanlar, işte tasarımla uğraşanlar, profesyonel anlamda fotoğraf çekenler için kart okuyucu ideal olabilir. Eğer arıyorsanız buna dikkat edin. Yine dokunmatik ekran var. Bazı laptoplarda bu şu ekran çıkabiliyor. Yani çıkartıp normal e, tablet gibi kullanabiliyorsunuz veya sadece dokunmatik özelliği olabiliyor. Kendi isteğinize göre tercih edebilirsiniz. Yani örneğin bir bankacılık gibi bir yerde çalışıyorsanız veya mesela bir bir hastanenin girişinde mesela işte size dokunarak işleme yapabileceğiniz bir şey için alıyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii çok mu kullanışlı? Bir tamamen tercih meselesi. Ya da bunu işte tablet gibi kullanabilirsiniz belki. O şekilde de kullanma ihtiyacınız olabilir. Bu şekilde de kullanma olanağınız bulunuyor. Benim kısaca anlatacaklarım böyle. Yani laptop alırken dediğim gibi arkadaşlar bütçenizi belirleyin. Temel donanım birimlerine bakın. Yani işlemci, RAM, ekran kartı ve diske bakın. Sonra ekran ölçüsüne bakın. Bir de ekran çözünürlüğüne dikkat edin. Yani Full HD, en az Full HD olmasına dikkat edin. Artık Full HD'den düşük olmuyor. Yani 1920'ye 1080 e, piksel olması daha iyi. Ekranın işte hızı var. işte bu hertz değeri şeklinde hızları var. Bunun dışında bir sürü böyle temel özellikler var. Bunlara dikkat edin. Yalnız dediğim gibi bunlar aslında olarak birçok birçok böyle geliyor. İşte ekran çeşitleri var. IPS, ekran bilmem ne vesaire. Bunlar hani normal kullanıcı tarafından çok dikkate alınacak şeyler değil. Yani IPS ekran standart. Zaten çoğu IPS ekranla geliyor. Buna dikkat edin. Bazıları mat ekran oluyor, bazıları parlak ama artık onlar üretilmiyor. Yani her dönem bir tane ekran tipi moda oluyor. O gidiyor öyle. Mesela işte IPS var ama IPS level var mesela. Onu da MSI çıkartmış. Kendisi özelleştirmiş. Ben diyor IPS level tipinde bir panel ürettim. Ya da yaptırdım gibi bir şey var. Bunu üretip arkadaşlar piyasaya sürüyor. Buna dikkat edin ama dediğim gibi genel olarak IPS ekran Full HD 1920x1080 ölçülerinde bir laptop standart bir kullanıcı için ve profesyonel olabilir. İdeal yani. Burada amacınızı net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Yani kullanıcı düzeyinde mi? Yani normal günü birlik mi kullanacaksınız? İşte oyun mu oynayacaksınız? İşte yazılım yani yazılım vesaire mi geliştireceksiniz? Veya işte grafik tasarımla mı uğraşıyorsunuz? Bunu net bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Çünkü laptopların da kendi içinde üretimleri var. Ya yani mesela bazıları iş laptopu oluyor. Ya çok sağlam oluyor. Çünkü birden fazla kişi kullanacak. Çok sağlam oluyor. İşte alıyorsunuz, Aa bu çok kaba." Ya da "Bu çok ağır, bu işime yaramadı." Ya da çok güçlü oluyor. Bakıyorsunuz, Aa bu laptop çok çok güçlü bir laptop. Bu tam bana göre. Aslında ben bunu alırım. Bunun işte özellikleri çok iyi, kampanyada var falan." Bir alıyorsunuz. Aslında laptop multimedya için üretilmiş bir laptop. Oyun için üretilmemiş. Bir basıyorsunuz oyuna vın diye ses çıkartmaya başlıyor fanlar çalışıyor aman Allah'ım tabi değiştiremiyorsunuz şey yapamıyorsunuz işte benim acaba laptopumda sorun mu var vesaire hayır o laptop aslında bir multimedya laptopu normal yani sonra işte veya işte pil gücü düşük bir laptop alıyorsunuz işte oyun oynuyorsunuz aa işte 2 saate bitti biter bu her zaman böyle ya da ya çok fan sesi yapıyor. Ben oyun oynuyorum ama fan... Ya arkadaşlar bu böyle. Yani laptoplarda böyle. Fan sesi inanılmaz. Çünkü işlemciler güçlü hale geldi. İşlemcileri soğutmak için çok güçlü fanlara ihtiyaç var. İşte 4-5 tane fan koyu içine bunu soğutmanız gerekiyor. E soğutacaksanız da bu şekilde fan ses çıkartacak. Ekstra işte işte aparat takıyorsunuz. Soğutmak için aparatlar takıyorsunuz vesaire. Bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz sonradan. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yine bunlara ek olarak işte optik diskler var normal yana takılan bu CD DVD için optik. artık onlar kullanmıyor yani birçok laptop artık kullanmıyor bu Çin'de Minde yeni bir araştırma yapmışlardı daha yüksek kapasiteli CD DVD yaptılar ama bu belki gelir mi gelmez mi bir daha tam olarak bilemiyoruz şu an için optik disk birçok laptopta kullanmıyor çünkü CD DVD devri tamamen kapandı bir diğer konu Clevo kasa konusu bunu birçok kişi bilmiyor bazı firmalar ünlü firmalar da olabilir. Çok çok ünlü firmalar da yapıyor bunu. Klevo kasa üretiyor. Ben çok Klevo kasa kullanmadım ama yani X firması, ya Tayvan'da atıyorum X firması işte Klevo kasa üreticisi aslında. Siz gidiyorsunuz diyorsunuz ki firma olarak bana bundan 20 bin tane üret. işte şu 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 olsun. Şu şu özelinde olsun. Veya o özelliği kendiniz de alıyorsunuz takıyorsunuz. Tamamen size kalmış oluyor. Bu şekilde de satış yapılıyor. Yani aslında kasanın tamamını üreten bir firma. Alıyor, kendi etiketini yapıştırıyor. Şu X firması şeklinde kendisi yapıştırıyor. Diğer doğanın birimlerini kendisi koyuyor. Veya işte kasa ürettiriyor. Anakartı, işlemcisi, soğutucusunu ona taktırıyor. Kendi işte fabrikasında kendisi takıyor. Bu şekilde de üretimler mevcut. Bu Klevo kasa konusu bazı kişilerin tercih ettiği, bazı kişilerin tercih etmediği konular ama e, buradaki püf nokta firma. Yani firma ürününe sahip çıkıyorsa, arkasında duruyorsa, yorumlar iyiyse buna dikkat edin. Ben klavye kasa çok kullanmadım, yine bu özellikle Lenovo'nun mesela ben genel olarak Lenovo kullanıyorum ama hani Lenovo'nun ürünleri Lenovo kendisi yaptığı için full kendisi tasarladığı için ben Lenovo'yu tercih ediyorum ama bunun dışında işte HP'ler var işte Dell var MSI var işte bir sürü firmalar yerli ürünler var işte Monster var mesela tercih edebilirsiniz tamamen size kalmış. Yani bu laptop konusu sonuçta içindeki bileşenler tamamen aynı, çok değişmiyor. Yani işlemci aynı şey. üreten firma belli, ekran kartını üreten firma belli, ana kartı üreten firma belli. İşte firma birleştiriyor bir nevi OEM ürün tedarikçisi gibi oluyor. Size sunuyor. Ha nedir? Firma garantisini sunuyor. Kardeşim bu beş yıl ben arkasında dururum ürünün. Sen getirdiğin zaman bir sorun olduğunda ben daha hızlı çözerim diyorsa o firma her zaman Ama adı sanı belli olmayan bilmem X firmasından ucuz bir laptop aldınız. O kadar güçlü olsun fark etmiyor. Bir sorun olduğunda laptopla baş başa kalıyorsunuz. Yani elinizde kalıyor. E bu defa işte anakartının bulamıyorsun anakartı diyen parça anakartta bir sorun oldu. Anakartı nerede bulacaksınız? Hiçbir yerde yok. Çünkü üreticisi yok. Üreticisi sahip çıkmıyor. E bir yerde yapmış atıyorum. Tayvan'ın bir yerinde işte klavo kasa yapmış. E anakart sorunlu. Parçasını da bulamıyorsunuz. Elinizde patlıyor vesaire. Bunun gibi durumlar olabiliyor. Bunu bu şekilde laptop alırken dikkat etmenizde fayda var. Dediğim gibi işte yine bir sorularınız varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Laptop konusu biraz uzun oldu ama ben kısa bir şekilde anlatmaya çalışacaktım. Normal kullanıcı düzeyinde laptop alırken nelere dikkat etmeniz Hangi faktörler oldukça önemli? Bunları özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Yine bildiğiniz şeyler varsa, es geçtiğim, yanlış yaptığım şeyler varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.